Herkese merhaba. Bu videoda açı ortay denklemlerinden bahsedeceğiz. Evvela açı ortayın ne demek olduğundan bahsedelim. Açı ortay, açıyı ikiye bölen doğruya verdiğimiz isimdir. Açıyı ortalayan bir doğrudur, doğru parçasıdır. Eğer üçgenin içerisindeki açıyı iki eş parçaya bölüyorsa, bu doğru, şu üzerine birkaç kere geçtiğim beyaz kalın doğru, açı ortay doğrusudur. Açı ortayın başladığı yerden bittiği yere gitmek amacımız aşı ortayın solundaki ve sağındaki ifadeler bizim kollarımızdır. Açının oluştuğu yerler bunlar kol 1 bu da kol 2 olsun. Açı ortayın kollarının bittiği ve açı ortayın bittiği yere doğru giden şu mavi uzunluklarda bizim yollarımızdır. Yol 1 ve yol 2. İç açı ortayın özelliği kol 1 bölü yol 1 eşittir. Kol 2 bölü yol 2'dir. Hemen bir örnekle pekiştirelim. Şurası 9'a 3 olsun. Şurası 12'ye x olsun. Açı ortayın başladığı yer sol alt köşe. Bittiği yer şu ortadaki çizgiyi takip ettiğimizde biten yer. Başladığı yerden 9 kırılıp 3 olmuş. O zaman 3'e bölünmüş. 12 de kırılıp 4 olmak zorunda. Bir de dış açı ortayımız var. Dış açı ortay da dışarıdaki açıyı iki eş parçaya bölen bir doğrudur. Açımız bu sefer burada. Dışarıdaki açıyı iki eş parçaya bölen şu farklı renkle çizdiğim doğru bizim dış açı ortayımız oluyor. Dış açı ortayımızda da açının sağına ve soluna biz yine kol deriz. Şunlar benim kollarım. Şunları düzenleyelim. Bunlar benim kol birim. Bu da kol ikim. Kol bir yukarıya doğru gidiyor. Oradan bize ekmek çıkmaz. O zaman aksi yönde giden de aslında ona denktir. Bu da benim kol birim. Açı ortayın başladığı yerden bittiği yere gitmek amacımız. Kol iki kırıldı. Yol ikiye dönüştü. Kapıda çaldı böylelikle. Şu kol bir de kırıldı. Yol bire dönüştü. Evet şurası da tamamı da yol bir. Unutmayın yol bir tamamı. Yol iki sadece mavili kısım. Şu küçük parça. Evet, şöyle birkaç kere geçelim. Dolayısıyla burada da formül aynı formüldür. Kol 1 bölü yol 1 tamamı kol 2 bölü yol 2. Evet. Hemen bir örnekle bunu da pekiştirelim. Şöyle bir soru oluşturalım. Şu bizim üçgenimiz şurası 5 olsun, şurası 8 olsun. Ee, şurası 10 olsun, şurası x olsun ve açı ortayımız da şurada olsun. Evet. Şurada bizim açı ortayımız var. Açı ortayımız açı iki eş parçaya bölen doğrudur. Şimdi açının sağı ve solu bizim kollarımız önce kol 1 ile kol 2'yi tespit etmemiz lazım. Şunlar benim kollarım. Açının sağında ve solunda var. Kol 1 ve kol 2. Kol 1 yukarıya gitti. işimize yaramaz. O zaman kol 2'nin yanındaki kol 1 olmak zorunda. Kol 2 kırıldı. Şurada kırıldı. Yol 1'e. İşte kol 2'ye dönüştü. Tekrardan kol 1 de kırıldı. Şunun tamamı olacak. Kol 1. O halde başlayalım çözmeye. Kol 2 kırıldı. Ko ee, yol 2'ye dönüştü. Bu arada kapıyı dinlerken yandan da şuraları kol ve yol diye düzeltelim. Kol 2 kırıldı. Yol 2'ye dönüşecek. Yani 5 bölü 10 eşittir. 8 kırıldı x artı 10. Çözelim. Pay paydanın yarısıysa o zaman burası 16 olmalı. Demek ki x'in değeri buradan 6 gelmeli. Evet. Bunlar normalde açı ortayın tanımları. İç ve dış açı ortay olmak üzere. Şimdi açı ortayın temel bir tanımına daha değinelim. Açı ortay doğrusu. Şunlar bizim kollarımız. Açı ortay doğrusu açıyı iki eş parçaya bölen doğrudur. Şu açı ortay doğrusudur. Açı ortay doğrusu aynı zamanda simetri doğrusudur. Simetri doğrusu üzerinde alınan bir nokta her iki kola da eşit mesafededir. Yani şu mavi uzunluklar birbirinin aynısıdır. E bakıyorum ki buna ben K noktası diyorum. K noktasının kol bir doğrusuna, K noktasının kol 2 doğrusuna olan uzaklığı eşittir. Yani noktanın doğruya uzaklığı ile alakalı bu mavi uzunluk noktanın doğru olan uzaklığı. O zaman iki tane varsa iki noktanın iki ayrı doğruya, pardon, bir noktanın iki ayrı doğruya olan uzaklıkları eşit. Ne demek istiyorsun Meryem hocam? Şimdi analitik düzlemde iki tane doğru denklemi alalım. X artı 2y eksi 5 eşittir 0 doğrusu ile 2x artı y eksi 10 eşittir 0 doğrularının açı ortay doğru denklemlerini bulalım. Tabii sağlamasyon bir soru ama mantık aynı. Şimdi iki tane doğru bunlar paralel değil. Bunlar dik de değil çünkü eğimlerini kontrol edin. Birinci doğrunun eğimi eksi bir bölü iki. İkinci doğrunun eğimi eksi iki eksi 1 bölü 2 ile eksi 2 eğimler çarpmış bir şekilde eksi 1'i vermiyor. Dolayısıyla bunlar dikte değil. Paralel zaten değil. Çakışık hiçbir şeyler aynı değil. Çakışık da değil. O halde bunlar rastgele kesişen iki doğru. x artı 2 y eksi 5 eşittir 0 doğrusu ile 2 x artı y eksi 10 eşittir 0 doğrusu ile. Bunun açı ortay doğru denklemlerini istiyor benden. Şöyle açı ortayını çizelim. Üzerinde bir nokta alıyorum. Bu nokta sarı doğruyu oluşturan bütün nokta kümelerinden yalnızca biri. X virgül Y. Bunun buraya olan uzaklığı ile şunun şuraya olan uzaklığı eşittir. Bu da şu demek. Noktanın doğruya olan uzaklığı H1 H2 eşit. H1 H2 eşit. H1 için yapıyorum. H1 için noktanın doğruya olan uzaklığı denklem bölü Denklemde verilen x ve y'nin katsayıları bir dik üçgen oluşturur. Bu dik üçgen hipotenüsü lazım. 1'in karesi artı 2'nin karesi. Benzer şekilde h2 için aynı şeyi yapıyorum. Denklem bölü. Tabi koordinatları verseydi yerine yazardık. Lütfen bir noktanın bir doğru olan uzaklığı formülü bilmiyorsanız vakit kaybet bu videoyu dinlemeyin. Daha sonra x ve y'nin katsayılarının kareler toplamı. İşte bunu düzenlediğimizde paydalar birbirine aynısı görmezden geliriz. x artı 2y eksi 5 eşittir doğrusu. 2x artı y eksi 10 ya da eksi x artı 2y eksi 5 eşittir eksi 2x eksi y artı 10 olur. Yukarıdakini düzenlersek y eşittir x eksi 5'e aşağıdakini düzenlersek 3x artı 3y eşit eksi 15 eşittir 0 yani x artı y eksi 5 eşittir 0. Böylelikle açı ortay denklemlerini de bulmuş oluruz. Yani matematikte tanım evde hanım ihmale gelmez.